Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Kur'ani bir konuyu Kur'an ayetlerinin ışığında anlamaya çalıştığımız Kur'an'da kader sohbetlerimizin yeni bir bölümüyle birlikteyiz. Kuşkusuz kader Kur'ani bir konudur ve kaderle ilintilendirilemeyecek ne dini ne de dünyevi herhangi bir konu yoktur. Kur'ani bir konu üzerinde çalışmak sanılanın aksine kolaydır aslında. Zira Kur'an'da bahsi geçen konuların tamamı Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde mükemmelen ele alınmış ve ihtiyaç duyulan tüm detaylar açıklanmıştır. Bu yüzden yapılması gereken şey oldukça basittir. Kur'an-ı Kerim ayetleri üzerinde düşünmek, araştırmalar yapmak ve ihtiyaç duyulan çözümleri onda aramak. Peki İslam dini ile ilgili olarak var olduğu düşünülen bütün problemlerin çözümleri Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Tabii ki kesinlikle vardır. Zaten söz konusu problemler çözümleri Kur'an'da aranmadığı için problem olarak kalmaya devam etmektedir ya. Allah-u Teala insanları bir din konusunda mesul tutsun da dinleri hakkında ihtiyaç duydukları her şeyi tüm detaylarıyla anlatmamış, açıklamamış olsun. Olacak şey midir bu? Bakın Maide suresinin 3. ayetinde Allah-u Teala ne buyuruyor? اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَا Bugün dininizi olgunlaştırdım. Size olan nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam'ı uygun gördüm. Din kemale erdirilmiş, tam ve eksiksiz bir hale getirilmiş ve böylelikle Allah'ın insanlar üzerindeki nimeti tamamlanmıştır. İslam nimetinden mümkün olan en üst düzeyde istifade edebilmenin yolu da böylelikle açıklanmış olmaktadır. Kur'an-ı Kerim'e tabi olarak üzerinde çalışmak ve sorunların çözümlerini onda aramak. Bunun başkaca bir yolu da maalesef yoktur. Bugüne kadar çözüm adına birçok yolu denedik, öyle değil mi? Bir de Rabbimizin dediğini dinlesek ve Kur'an'a yönelsek ne kaybederiz ki? Dini konuları anlatan hocaların önemli bir kısmı malumunuz menkıbe ve kıssalara çok meraklıdır. Herhalde cemaatin ilgisini, dikkatini çekebilmenin daha etkili başka bir yolunu bulamamış olmalılar ki sürekli olarak örnekler, benzetmeler, menkıbeler ve kıssalarla doldururlar sürelerini. Bunların çoğu da uydurmadır aslında. Halbuki bir konuyu tüm unsurlarıyla beraber ve tam olarak açıklayacak güzel bir metafor bulmak her zaman çok kolay değildir. Bulduğunuz ve bak ya hakikaten çok güzel oldu dediğiniz bir metafor, bazen konunun ufak bir kısmını doğru bir şekilde açıklarken akabinde hiç tahmin edemediğiniz birçok yönünü de bozabiliyor. Verilen örnek öncesi cevabını bulmaya çalıştığınız, ne bileyim faraza iki sorunuz varsa, örneği dinledikten sonra artık kafanızı karıştıran 20 soru çıkabiliyor ortaya. O halde dini bir mevzu üzerinde örnek verilmek isteniyorsa, yapılması gereken tek şey o konuyu mutlaka Allah'a ve Resulüne ya da başka bir deyişle mutlaka Kur'an'a havale etmek olmalıdır. Çünkü en güzel ve en doğru açıklamalar, en etkili ve kapsayıcı örnekler hiç şüphe yok ki Kur'an'da yer almaktadır. Kehf suresi 54. ayet. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ اَكْفَرَ شَيْءٍ جَدَلًا Biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği değişik biçimlerde verdik. İnsan ne kadar da çok tartışan bir varlıktır. Üstelik bu ayetin hemen hemen aynı şeyi söyleyen 3 tane daha müteşabihi yani benzeşeni vardır. Allah-u Teala İsra suresinin 89. ayetinde aynı fiili, sarrafna fiilini kullanarak aynı şeyi bir kez daha söyler. Zümer suresinin 27. ve Rum suresinin 58. ayetinde ise fiil bu sefer darabna şeklinde gelir ancak cümlenin diğer kelimeleri ve söylediği şey benzer şekilde tekrarlanır. İlginç değil mi? Hem söylenen konu çok ilginç, hem de bunun ısrarla söylenmesi. Bu mevzu çok önemli olmalı ki Allah-u Teala üzerinde durarak ve ısrarla vurgulayarak tekrar tekrar söylüyor. Şayet dini bir konuyu anlamak ya da anlatmak istiyorsanız ve illaki bir örneğe ihtiyacınız varsa bunu kafanıza göre de yapabilirsiniz ama beni dinlerseniz ben sizin için gereken bütün örnekleri Kur'an'da sayıp döktüm. Onları kullanın diyor Yüce Yaratıcımız. İşte bu yüzden Kur'an-ı Kerim müthiş örneklerin, olağanüstü benzetmelerin, anlattığı konunun tüm yönlerini kapsayan eksiksiz kıssaların ve metaforların raks ettiği bir metindir. Şayet dinin aslından olan bir konuyu öğrenmek ve örneklendirmek istiyorsanız yapmanız gereken şey Kur'an'a müracaat etmek ve orada yer alan örnekleri tespit etmek olmalıdır. İhtiyaç duyduğunuz tüm örnekleri kesinlikle orada bulacaksınız. Geçen haftaki sohbetimizde metaforun tanımını yapmış ve mecaz, kinaye gibi anlamlara geldiği gibi örnek verme, benzetme ve kıyaslama gibi anlamlara geldiğini de söylemiştim.
Bu anlatım şekli Rabbimizin sıklıkla kullandığı bir yöntemdir ve konuyla ilgili pek çok örnek bulmak mümkündür Kur'an-ı Kerim'de. Kaderle ilgili olarak kullanılan metaforları aslında iki gruba ayırarak açıklamak mümkündür. İlki, verilen örneklerle konuyu açıklayan ve mevzuyu kavramsal boyuttan alarak yaşanmış örneklerle daha somut ve daha anlaşılır hale getiren metaforlar. İkincisi ise malumunuz insanoğlu için konan bir takım emirler ve yasaklar vardır ve onlar da bir kaderdir. İşte bunları somutlaştıran, detaylandıran metaforlar. Örnek verme anlamındaki metafora bir misal olarak Adem ile Havva kıssası verilebilir mesela. Hikayenin henüz başladığı bu zaman diliminde yaşananlar çok önemli bir örneklik içeriyor olmalı ki defalarca tekrarlanmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala onlara bu bahçede her şey serbest, bir tek şu ağaca yaklaşmayın demişti de onlar Rablerinin emrini dinlemeyip isyan etmişti. Yaptıkları hatayı anladıkları zaman ise tövbe ederek Rablerine yönelmişler ve şöyle dua etmişlerdi. A'raf suresi 23. ayet. Gâle Rabbena zalemna enfüsena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekûnenne minel hâsirîn. Dediler ki Rabbimiz biz kendimizi kötü duruma düşürdük. Bizi bağışlamaz ve ikramda bulunmazsan kaybedenlerden oluruz. Onlar da pekala daha önce iblisin dediği gibi bizi azdıran ve yoldan çıkaran sendin. Senin ezeli takdirin ve bunu yazmış, bunu istemiş olmandır diyebilirlerdi. Ancak ilk Nebimiz çok iyi biliyordu ki böyle bir takdir, böyle bir yazgı ve kader olmazdı, olamazdı. Onlar yaptıkları eylemin sorumluluğunu üstlenmişler ve sonuçlarına da katlanmışlardı. İradeleri ile ilgili bir konuda çarpık bir kader inancını devreye sokarak kabahati Allah'a ve onun ezeli yazgısına yüklemeye çalışmamışlardı. Benzer bir örnek de Yunus Aleyhisselam'ın kıssasında çıkar karşımıza. O görev mahallini kızgın bir şekilde terk etmişti de bunun bir sonucu olmayacağını, Allah'ın bu yaptığıyla ilgili bir takdirinin bulunmayacağını düşünmüştü. Balığın içindeki karanlıklarda durumu idrak etmiş ve şöyle yönelmişti Rabbine. Enbiya suresi 87. ayet. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Senin herhangi bir eksiğin, kusurun, kabahatin de yoktur. Yanlış yapan bendim. Başa gelenlerin bir musibet, sorumluluk doğuran ve sabredilmesi gereken bir imtihan olduğunu iyi bilen Yunus Aleyhisselam gereken dirayeti göstermiş ve bizlere doğru kader inancının nasıl anlaşılması gerektiği hususunda muazzam bir ders vermiştir. Örnekleri arttırmak mümkündür dostlar. Mesela Eyüp Aleyhisselam ile Nuh Aleyhisselam'ın o insan çatlatan sabrını örnek verir bize Kur'an-ı Kerim. İki büyük nebinin iki müthiş kıssası olarak. Her ikisi de gereken direnci göstermiş ve akabinde daha önce sahip olduklarını da üzerinde pek çok nimetlere nail olmuşlardır. Bu iki kıssa vesilesiyle bize bir kez daha hatırlatır Rabbimiz dünya hayatının imtihan gerçeğini, yapılan takdirleri ve konan ölçüleri. Ve hatta Eyüp Aleyhisselam özelinde ilginç bir davranış örneği daha sunulur. O Rabbine şöyle yalvarmıştı. Enbiya suresi 83. ayet. Ve Eyüp, o bir gün Rabbine şöyle yalvarıp yakarmıştı. Ben yorgunluk ve acı veren bir derde düştüm. Sen ise merhametlilerin en merhametlisin. Eyüp Aleyhisselam başına gelen sıkıntıların sebebi olarak Rabbini görmüyor ve hatta sen merhametlilerin en merhametlisin diyerek onu tenzih ediyordu. Kimden biliyordu peki çektiği sıkıntıların sebebini? Sad suresi 41. ayet. وَذْكُرْ عَبْدَنَا اَيُّبْ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ Kulumuz Eyyub'u da anlat. Hani bir gün Rabbine şeytan bana bitkinlik ve azap verdi diye yalvarıp yakarmıştı. İlginç değil mi? Rabbini her türlü noksanlıktan tenzih eden Eyüp Aleyhisselam bana bu bitkinliği ve azabı veren şeytandır diyor. Başa gelen iyiliklerin sebebini Allah'a, başa gelen kötülüklerin sebebini ise şeytana ve şeytani özellikler gösteren nefse atmak gerektiğini öğretircesine. Aynı kader dersini Kur'an'da bahsi en çok geçen Nebi olan Musa Aleyhisselam'dan da alırız. O bir kavgayı ayırmaya çalışırken yanlışlıkla birinin ölümüne sebebiyet vermişti de başına gelen bu olayın sebebini analiz ederken ne yapalım? Takdir işte, mukadderat. Ben de bir kader kurbanı oldum falan dememişti. Kasas suresi 15. ayet. Musa halkın fark edemeyeceği bir sırada şehre girdi. İki kişinin öldüresiye kavga ettiklerini gördü. Biri kendi tarafından, İsrailoğullarından, diğeri düşman olan taraftandı.
kendi tarafından olan düşmanına karşı Musa'dan yardım istedi. Musa ona bir yumruk attı ve o adamın işini bitirdi. Dedi ki, bu şeytanın işidir. O insanı yoldan çıkaran açık bir düşmandır. Zaten Musa Aleyhisselam'ın örnekliği öylesine önemlidir ki, yaşadığı her şey, söylediği her söz büyük bir ders ve muazzam bir örneklik oluşturmaktadır bizim için. Sevgili kardeşlerim, bazen Rabbimiz doğru kader inancını tam olarak anlamamız için yanlış kader inançlarından da örnekler verir bize. Mesela Mekkeli müşriklerin kader inancından. En'am suresi 148 ve 149. ayetler. Şirke düşenler yani Allah'ı ikinci sıraya koyanlar diyecekler ki, Allah farklı bir tercihte bulunsaydı biz de atalarımız da şirke düşmez, hiçbir şeyi de haram saymazdık. Onlardan öncekiler de bu şekilde yalana sarıldılar ve sonunda baskınımızı tattılar. De ki, yanınızda bu tercihi Allah'ın yaptığına dair bir bilgi mi var ki karşımıza çıkarabilirsiniz? Siz sadece varsayımlarınızın peşinde gidiyorsunuz. Siz sadece delilsiz konuşuyorsunuz. De ki, kesin delil Allah'ın delilidir. Tercihi size bırakmayıp Allah yapsaydı elbette hepinizi doğru yola getirirdi. Siz ey müşrikler, yaptığınız yanlış tercihin sonucunu yani Allah'a şirk koşuyor olmanın sorumluluğunu Allah'a yüklemeye çalışıyorsunuz ya, bu işler öyle saçmalamayla, yalan söylemeyle olmuyor. Düşünsenize bir, Allah tercihte bulunmayı kullarına bırakmayıp kendisi yapacak olsaydı, niye bazıları için doğru yolda olmayı, bazıları için de sapıklığı tercih etsindi ki? Herhalde herkesin doğru yolda olmasını tercih ederdi, öyle değil mi? Hani günümüzde bazıları şöyle diyor ya, Allah benim namaz kılmamı isteseydi, elbet ben de kılıyor olurdum. Allah-u Teala insanlara verdiği namaz kılma emrine uyma veya uymama tercihini kullarına bırakmayıp kendisi kullansaydı, herhalde cebren herkesin namaz kılması yönünde bir tercihte bulunurdu. Niye bazılarının namaz kılmamasını ve emrettiğinin hilafına hareket etmesini kararlaştırmış olsundu ki? Müşriklerin dediğine ne kadar da benzeyen ve ne kadar da yanlış bir düşünce. Yanlış kader yorumuyla ilgili diğer bir örnek de İblis'in Rabbine isyanı üzerinden verilmektedir Kur'an-ı Kerim'de. O makam sahibi bir melekken Rabbi tarafından verilen Adem'e secde et emrine uymamış, üzerine bir de tevbe edip af dileyeceği yerde kibirlenerek günahında ısrar etmişti. Bu esnada söylediği bir söz ise oldukça ilginçtir. Araf suresi 16. ayet. Gale febima ağveyteni le'ag'udenne lehum sıratakel mustakim. İblis dedi ki, madem ki beni azdırdın, ben de onlar için kesinlikle senin doğru yolunun üstünde oturacağım. Bima ahveyteni, yani beni azdırmış olmana karşılık. İlginç bir yaklaşım değil mi? Seni azdıran Allah değildi ki. Sadece basit bir emir vermişti sana. Üstelik sadece sana da değil, tüm meleklere verilmişti bu emir. Ancak bir tek sen kibirlenmiş ve emri yerine getirmemiştin. Şimdi de suçu Allah'a atmak adına böyle bir şey uyduruyordun. Tıpkı senden sonra gelecek tüm takipçilerinin yapacağı gibi. Sahip olduğu iradeyi hemen her konuda kullandıktan sonra iş verilen emirleri yerine getirmeye gelince çarpık bir kader inancını devreye sokarak kurtulmaya çalışan bozuk bir zihniyet. Meseleyi ilahi iradeye yani kadere bağlayan çarpık bir inanç. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de yer alan olağanüstü benzetmeler, müthiş metafor ve kıssalar anlatmakla bitmez. Kur'an okumaya ve üzerine düşünmeye devam ederseniz bunları büyük bir heyecanla görür ve tespit edersiniz. Ve şayet bunu yaparsanız anlarsınız ki enteresan bir şekilde hemen her metafor bir yönüyle kaderle ilişkilidir ve dünya hayatıyla ilgili konan ölçüleri betimlemektedir. Kader konusunda illaki bir metafor kullanmak istiyorsanız en güzeli Kur'an'da yer alan bu örnekleri kullanın. Bari başınız ağrımasın. Diğer yandan bir de Kur'an-ı Kerim tarafından ihdas edilen emir ve yasaklarla ilgili konmuş ölçüler vardır ki Rabbimiz bunları da anlatırken bize yine mevzul miktarda metafor kullanmaktadır ve konuya daha somut bir yaklaşım sergilememizi sağlamaktadır. Üstelik bu konuda kullanılan metaforlar daha çarpıcı ve mecaz yönleri daha kuvvetli olarak seçilmişlerdir. Ki insanlar verilen emirleri ve nehiileri ciddiye alsınlar, gereken hassasiyeti göstersinler ve bu konuda had safhada bir özen göstersinler diye. Kur'an-ı Kerim'de emir ve nehiler konusunda sergilenen metaforları da önümüzdeki hafta anlamaya gayret edelim inşallah. Rabbim bizlere Kur'an ayetlerini okumayı, üzerinde düşünmeyi, doğru bir şekilde anlamayı
ve bu sayede sırat-ı müstakim üzere bir hayat sürmeyi nasip eylesin. Kalın sağlıcakla.